CD-ROM ve DVD-ROM'lar Windows XP, Windows Vista gibi işletim sistemlerini, programları ve oyunları bilgisayarınıza yüklemek için başta gelen yoldur. Bunlar büyük miktardaki verilerin taşınır bir diskte toplanmasına ve herhangi bir bilgisayarda tekrar okunmasına imkan verirler. Blu-ray sürücülerde depolama aygıtlarında ayrı bir seçenektir. CD-ROM'lar 700 MB civarında bilgi depolayabilirler. DVD-ROM'lar CD-ROM'lardan yaklaşık 13 kat daha fazla olarak 9 GB'a kadar bilgi depolayabilirler. Blu-ray diskler ise DVD-ROM'lardan 5 kattan daha fazla olarak 50 GB'a kadar veriyi depolayabilirler. Bir CD saniyede 150 kilobayt, DVD 1.3 megabayt ve Blu-ray 4.5 megabaytta veri aktarabilir. Bunlar standart 1x hızlar olarak düşünülürler. CD, DVD ve Blu-ray sürücülerin her birinin okuma kapasitesi farklıdır. CD'ler 52x hızıyla veya saniyede 8 MB'a kadar, DVD'ler 16x hızıyla veya saniyede 20 MB'a kadar, Blu-ray diskler ise 6x hızıyla veya saniyede 27 MB'a kadar okunabilirler. Hız artışı bir diskin içeriğinin kopyalaması veya yazılması gibi yükleme sürelerini azaltır. Bir sürücünün okuma hızını kontrol ederken CD, DVD ve Blu-ray'in yanındaki ROM'a bakın. Çoğaltıcı size her tip disk için sürücünün okuma hızını söyleyecektir. Disk yazma araçları size kendi CD, DVD ve Blu-ray disklerinizi oluşturma imkanı verir. İsteğe göre bir müzik CD'nizi, DVD veya Blu-ray film disklerinizi yaratabilirsiniz. CD, DVD ve Blu-ray disklerin kopyalarını çıkartabilir veya diskleri bilgisayarınızdaki dosyaların herhangi birini yedeklemek için kullanabilirsiniz. Disk yazma araçları kaydedici, burner veya yazıcı olarak adlandırılır. CD, DVD ve Blu-ray diskler okunma hızlarıyla veya daha hızlı yazılabilirler. Genellikle CD'ler 52x, DVD'ler 22x, Blu-ray 6x hızlarında yazılabilmektedirler. Disk yazma hızları her zaman sabit değildir. Diskleri maksimum hızda yazdırmak, disk okunurken atlamalara veya hatalara sebep olabilir. Bu nedenle disklerin yaklaşık yarı hızda kaydedilmesi önerilir. Hızı düşürmemiz disk yazma işleminin uzun sürmesine sebep olacaktır, ancak diskin hatasız yazılmasını sağlayacak ve sürücünün de ömrünü uzatacaktır. Sürücünün yazma hızlarını kontrol ederken CD, DVD ve Blu-ray'in yanındaki -R'ye bakın. Çoğaltıcı size her disk tipi için yazma hızını söyleyecektir. Kaydedicilerin çoğu da bir diski yeniden yazma özelliğine sahiptir. Bu diskteki bilgileri silme ve sonra tekrar yazma anlamına gelir. Bunun için özel yeniden yazılabilir diskler gerekir. Yeniden yazılabilir CD'ler CD-RV olarak adlandırılır. Yeniden yazılabilir DVD'ler DVD artı veya eksi RV olarak gösterilir. Yeniden yazılabilir Blu-ray diskleri ise BD-RE olarak gösterilir. Yeniden yazılabilir disklerin yazma hızı bir kere kullanılabilen disklerden daha düşüktür. CD writer'lar için 32x, DVD writer'lar için 8x ve Blu-ray yeniden yazılabilirler için 2x'tir. DVD disklerde DVD artı R ve DVD eksi R olarak bilinen iki farklı standart vardır. Yeniden yazdırılabilir DVD diskler için ise DVD eksi R'ın sonuna W harfi eklenmiştir. Bir standartta oluşturulan DVD'ler sadece onlara uygun cihazlarda oynatılırlar. Bu nedenle geleceğe uyumlu en iyi seçim her iki formata da uygun kayıt edilebilir bir sürücü bakmaktır. Bu sürücüler DVD artı eksi R olarak adlandırılır. Yeniden yazılabilir yazıcılar için DVD artı eksi RV kullanın. Artı ve eksi diskler arasındaki bu uygunluk sorunları çoğunlukla yazdırılan DVD filmlerinde görülmektedir.
Bir filmi her iki formatta da yazdırdığınız zaman kullanacağınız DVD oynatıcıyı da düzgün olarak oynayacağından emin olmak için kontrol etmek gerekmektedir. Filmlerinizi DVD yazıcınızdan ve disklerinizin kapasitesinden daha küçük hızda yazdırmanız gerektiğini unutmayın. DVD'ler kapasiteleri bakımından iki çeşittir. DVD 5, 4,5 GB'lık veriyi veya 2 saati biraz aşan videoyu sığdırabilir ve DVD 9, 9 GB'lık kapasiteye sahiptir ve 4 saati aşan videoyu sığdırabilir. Mağazalarda bulacağınız boş DVD'lerin çoğu DVD 5'tir ve herhangi bir standart DVD yazıcı ile yazdırılabilir. Eğer DVD 9 disklere veri yazmak isterseniz DVD yazıcınızda Dual Layer veya DL desteği olması gerekmektedir. Bunun yanında CD, DVD ve Blu-ray sürücüler anakart üzerindeki aynı sürücü kontrol birimlerine bağlanırlar. Satın alınan CD, DVD ve Blu-ray'lerin yaklaşık yarısı daha eski IDE kontrol birimleri ve kabloları kullanır. Çoğu anakartlar gelecekte bu IDE kontrol birimlerine sahip olmayacağı için anakart üzerindeki SATA kontrol birimine bağlanan bir sürücü edinmeye çalışın. Anakart sürücü kontrol birimleri hakkında daha fazla bilgi için hard disk veya anakart dahili bileşenleri derslerine bakınız. CD ve DVD tiplerinin hepsini okuyan, yazan ve tekrar yazdıran, fiyatı da $20 civarında oldukça ucuz olan standart DVD sürücüler çoğunlukla işinizi görecektir. Eğer ayrıca Blu-ray filmlerini izlemek ve Blu-ray disklerini yazdırmak istiyorsanız bir Blu-ray yazıcı için $200 ila $250 arasında bir fiyat ödemeniz gerekecektir. Blu-ray yazıcıların DVD'leri yazabildiğini fakat CD'leri yazamadığınızı aklınızda bulundurun. Eğer Blu-ray filmlerini sadece bilgisayarınızda izlemek istiyorsanız $80 ila $160 arasında fiyatlı bir Blu-ray oynatıcıyı satın alabilirsiniz. Daha yüksek fiyatlı oynatıcılar ayrıca DVD ve CD yazma özelliğine de sahiptir. Kaydedilebilir sürücü satın alırken DVD okunma hızının en az 16x ve CD okunma hızının 40x ve üstü olmasına ve DVD'ler için en az 16x yazma hızı ve CD diskler için en az 32x yazma hızı olmasına dikkat ediniz. DVD artı eksi R olarak bilinen DVD artı R ve DVD eksi R formatlarını destekleyen bir sürücü aynı zamanda DVD RDL veya Dual Layer ile uyumludur ve eski IDE yerine seri ata desteğini tercih eder. Bir Blu-ray yazıcı satın alacaksanız 6 farklı okuma ve yazma hızlarını araştırarak alınız. Kurulum derslerinde kaydedilebilir sürücünüzün nasıl yapılandırılacağını, bağlanacağını ve ayarlanacağını inceleyeceğiz.